Şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır, öyleyse CHP'nin il başkanıdır. Ona diyecek sözümüz yok. Ama bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Kendi söyledikleri zaten her şeyi anlatıyor. Şimdi şöyle ekrana bir bakalım. Bakınız çok ilginç. Bu tweetlerde neler yok ki? Polisimize taş atmaya varıncaya kadar görüntülerden tutun, attığı tweetlere varıncaya kadar nasıl birisi? Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil, seri katil diyerek terör eylemlerinde güvenlik güçlerine saldırırken hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. İşte bütün bunların öncesinde de CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyordu.